Yılmaz Kur'an yaptığı açıklamalarında mahrumiyet bölgelerinde görev yapan öğretmenlere ek tazminat ödemesi yapılması gerektiğini, rotasyon uygulamasının adil yapılmasını, öğretmen atama ve yer değiştirme yönetmeliğinin yayınlanmasını ve yandaş, torpilli geçici şube müdürlüğü görevlendirmelerinin iptal edilmesi gerektiğini vurgulayarak şunları söyledi. Okullarımız 2011-2012 eğitim öğretim yılına dağ gibi sorunlarla başlamıştır. Bugün elimizde kaybedilmiş, boşa geçmiş koca bir yıl bulunmaktadır. Geçtiğimiz dönemde işinde yetkin olmayan, beceriksiz, eğitime, eğitimciye uzak duran, birleştirmekten uzak, daha çok bölen, ayrıştıran, kadrolaşmayı hedefleyen, kişiler tarafından yönetilen Milli Eğitim Bakanlığı sorunların merkezi haline gelmiştir. Dolayısıyla yeni eğitim öğretim yılında yeni Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer'in işi hayli zordur. Kur'an, Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen açığına bir türlü çözüm üretememiştir. Yıllar geçmesine rağmen hala rafta duran bu sorun eğitimin bitmeyen çilesidir. Bugün öğretmen açığı Bakan Dinçer'in açıklamasına göre 150 bindir. Atama bekleyen öğretmen sayısı ise yıldan yıla artmaktadır. Tam 350 bin öğretmen öğrencilerine kavuşacağı günü iple çekmektedir. Eğitim fakültelerinde yıllarca dirsek çürüten gençler en büyük sınavı okullarından mezun olunca vermektedir. Çünkü öğretmenler mezun olunca işsizlik gerçeğiyle yüzleşmektedir. Büyük bir şevkle, heyecanla görevlerini yapmayı bekleyen gençlerimiz ya öğretmen diplomasıyla işsiz olarak sokaklarda gezmekte, ya kendi mesleği dışındaki işlerde çalışmakta, ya da özel okullarda, dershanelerde olumsuz çalışma koşulları ve düşük ücretlerle çalıştırılarak sömürülmektedir. Bakanlığın kapısında çaresizliğini haykıran, psikolojisi bozulan, yaşayan ölü haline gelen, hatta atanamadığı için intihar eden öğretmenler bu ülkenin dramıdır. İşsiz kalmaktansa ücretli öğretmen olarak çalışmayı yeğleyen gençlerimiz de sistemin kurbanı olmaktadır dedi. Bu istihdam modeli gençlerimizin çaresizliğinden faydalanmak anlamına gelmektedir. Çünkü ücretli öğretmen atamalarından kastediyoruz. Milli Eğitim Bakanlığı öğretmen açığını gidermek için kadrolu öğretmen atamak yerine mevsimlik işçi gibi ücretli öğretmen çalıştırılması yoluna giderek onların devlet eliyle sömürülmesine göz yummaktadır. Milli Eğitim Bakanlığı ücretli öğretmen uygulamasını bilerek ya da bilmeyerek öğretmenlik mesleğinin onurunu ayaklar altına almaktadır. Kısacası önümüzdeki yıl 150 bin öğretmen ataması yapılarak en azından bu sorunu hızlı bir çözüme kavuşturmak gerekmektedir.